Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ünlü ve şöhret olmanın bedeli, artıları ve eksilerini konuşacağız. Şöyle notlarımı aldım arkadaşlar. Aslında ona aşkın konu var, hepsini yazdım bu şekilde. Dedim farklı içerikler, farklı konulara da gireyim dedim. Güzel şöyle hani mantıklı. Bunları sizlerle beraber paylaşacağım. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar, ünlü ve şöhret olmak herkesin gençlerin öyle söyleyeyim özellikle arzusu isteği çünkü bir an önce bazı şeylere kavuşma arzusu tabii ki bunun altında yatıyor para yatıyor sevgi ilgi alaka hani bunlar yatıyor tabii ki aşırı bu hani bazı insanlardan daha çok tanınmanın bize getirdiği artılar var. Ama eksiler de var. Evli ise boşanıyor. Örnek veriyorum. Eksileri gibi. Örnek veriyorum. Psikoloji sorunlar çıkmaya başlıyor. Eksileri gibi. Psikolojisi değişiyor. Psikoloji sorunlar çıkıyor. Yani bir yerde oturamıyor. Kaçıyor. Aslında yani gerçekten büyük eksileri var. Yani araştırdım. İnternette baktım. Hatta söyleşilere falan baktım internette. Hani kim ne söylüyor, kim ne yapıyor. Yani gerçekten ünlü şovmen Beyazsız Öztürk'ün çok güzel bir sözü vardı. Hani onun demecini buldum, biraz okudum şöyle biraz dinledim. Hakikaten doğru diyor. Yani bunun getirmiş olduğu çok büyük bir yük var. Şöhret olmanın, ünlü olmanın yük var. Ben bile mesela korkuyorum aslında olmaktan. Hani ben neyim ama şu anda burada bir video çekiyorum. Ya düşünsenize hani. Bir gün ileride olmaz da hani öyle bir şey olsa, hani ünlü olsan, düşünsene yani. Acaba ne olacaksın? Kendi adıma konuşuyorum, ben bile korkuyorum. Aman olmayayım. Olmak istemem mi? Ama tabii ki ünlü olmanın artıları var, eksileri var. Artıları, ya bir yerde gittiğin zaman itibar sahibi oluyorsun işte. Hani bir yere gittiğin zaman kaplar açılıyor, parayı rahat kazanıyorsun. Millet bir kazanırken sen 100 kazanıyorsun. Artta örnek veriyorum size. Bir örnek vereyim. Şu anda kim örnek vereyim? Burak Özçivit inanılmaz önemli bir manken, yani önemli bir aktör, önemli bir hani yapımcı, ne bileyim hani çok hakikaten şu an konumunda bir kişi yani bu kişilik. Bunun gibi Kenan İmirzalıoğlu konumunda kişilik. Yani bu tür insanlar konumunda. Bunlar tabii hayatın vermiş olduğu artılar çok var. Yani Acun Ilıcalı mesela inanılmaz üst seviyelerde. Tabii ki bunların hayatları normal değil. Renkli hayatlar. Öyle söyleyeyim ben size. Yani Ata Demirer olsun, Yılmaz Erdoğan olsun, Cem Yılmaz olsun hep bunlar renkli hayatlar. Bu kelimeyi çok seviyorum ben. Renkli hayatlar. O yüzden bedeli tabii ki var. Bedeli var. Herkes biliyor zaten. Bir de hayatları çok göz önünde olduğu için de yani ne bileyim hani bunların artları eksileri var. Eksileri daha demin saydığım gibi eksileri bence daha fazla. Artlarından bir kere izlenemiyorsun. Bakkala gitsen bakkala gitti. Anladın mı? Düşsene yani. Markete gitsen markette falan. Yani çok şey yani. Nasıl diyeyim? Göz önündesin. Orası kötü. Benim düşüncem orası çok kötü. Göz önünde olmak çok kötü. Her yaptığın direkt manşet olabiliyor. Ama ne yaparsan yap hep artı seni buluyor. Yani ne yaparsan yap sana işliyor. Ne yaparsan yap sana artı veriyor maalesef ki. Birine söz atsan, birine satarsan, birine bir şey söylesen hemen sana yarıyor bunlar. Hemen sana yarıyor. Birine bir şey dediğin andan itibaren bu sana yansımış oluyor. Birine bir şey diyorsun mesela bir laf konduruyorsun manşettesin. İyi bir şey söylüyorsun manşettesin. Kötü bir şey söylüyorsun manşettesin. Bu da artları kıvamına giriyor. İşte parası hani bir yerlerde karşılama anladın mı? Bir yerlere gittiğin zaman biraz daha havalı görünme işte hani ilgi oda olma bunlar hep artları. Ama eksiler işte aileden yoksun kanma. Aileden uzaklaşıyorsun. Ailenden maalesef uzaklaşma var. Yalnızlaşıyorsun. Yani yukarılara işte popüler olmanın getirmiş olduğu yalnızlık var, tepedesin. Hani bunlar hep tabii soyut diyor işte paranın çokluğu, sapıtmalar geliyor arkasından anladın mı? Sapıtıyorsun.
Kim ne derse desin yani. Hani bu bir gerçek yani. Hani düşünsenize. Bir anda bana yani inanılmaz paralar geldi. İnanılmaz. Normal değil yani. Astronomik rakamlar geldiğini fark ettim bana. İnsan bir değişik ya. Ne oluyoruz yani? Biz ne oluyoruz der ya. Hani bu kadar para, bu kadar şan, şöhret. Sen kimsin, nesin ha? Gibi yani. Hani o yüzden tabii ki biraz da böyle hani iyimser yaklaşarak diyorum. Bence ekstra daha fazla. Bedeli çok ağır. Ünlü olmanın bedeli çok ağır. Şöhret olmanın bedeli çok ağır. Eksileri artılarından bence daha fazla. Gün gelir ben bu videoyu bir gün izlersem şaşırmam. Kendime şaşırmam. Niye? Ben bunu zaten yıllar evvel demişim derim. Yani farkında olaraktan ilerliyorum. Farkında olaraktan diyorum bunları. Yani kişilerin, yani gençlerin özellikle bunların farkında olması lazım. Yani ben bir şey yapıyorsam bu yaptığım şey doğru mu yanlış mı? Ya da bir şey yap, bir şey yap. Ne oluyorsa ol ama düzgün yolda ilerleyerek ol. Düzgün yolda ilerleyerek ol. Bazı mesela ünlüler var, ünlü insanlar var. Çizgisi çok güzel. Hiç değişmiyor. Yani çok güzel çizgide ilerliyor yıllardan beri. Onları örnek almak lazım, imrenmek lazım. Bazıları çizgisini hiç bozmuyor. İsim vermeyeceğim ama çizgisini hiç bozmayan insanlar var. Onlar inanılmaz ileride. Yani halkın nezdinde. Hani belli oluyor öyle söyleyeyim. Böyle bazıları da maymun. İşte görüyorsunuz. Paparazilerde. Bu şekilde. Eskiden televole vardı. Ne izlerdik yani televole. Televoleler falan. Ünlüler. Kaçamak yaparlardı falan böyle. Şimdi tadı kaçtı artık. Tadı kaçtı. Yani o ünlü olmanın tadı falan kaçtı. Eskiden ünlülük ünlülüktü. Yani eskiden bence gerçekten eski sanatçılar. Bakın yenileri demiyorum. Bak yenileri sıyırdım. Eski sanatçılar, eski aktörler işte eskiden gelmeler bence daha kaliteli. Bu saydığım benim daha deminki isimler daha kaliteli. Daha demin saydığım isimler daha kaliteli. Niye? Ya yenilerde yok öyle bir şey yani. Öyle bir ya benim düşüncem bir insan bir ünlü olduysa, bir aktör olduysa, bir şöhret olduysa bence halka çok nazik, kibar, nacizane, iyi davranması lazım. Zeki Müren, örnek veriyorum Zeki Müren. Yani ben çok tabii ki aşırı o şeyleri yaşamadım. Hani inanılmaz yaşamadım ama videolarında falan izliyorum Zeki Müren'i. İnanılmaz kibar, inanılmaz kibar, presentable, akıllı, Türkçeyi, argümanı çok güzel konuşuyor. Türkçeyi çok konuşan, güzel konuşan bir insan. Gerçekten de layıkmış yani. Yani layıkmış buna. Keşke onun gibi olabilsek hani. Çok güzel konuşuyor ve o onun gibi insanlar yani bize Zeki Müren gibi insanlar lazım sanatçı olarak. Ve eskiler bence biraz daha iyiler. Yeniye göre eskiler çok iyiler. Bu yani halka aslında iyi örnek olması gereken insanlar. Madem kardeşim bunların karşısına çıktın. Bunların karşısında konuşuyorsun. İyi ol. İnsanlara karşı biraz daha iyi ol ve özverili ol. İnsanlara karşı kibar ol. Seni örnek alsınlar. Yani senin iyiliğini örnek alsınlar öyle söyleyeyim. Öteki eksi tarafın değil, iyi tarafın hep örnek alsınlar. Ona göre yapını biçimlendir. Benim diyeceklerim bu kadar. Ünlü ve şöhret olmak ağır bir şey. Herkesin kaldıramayacağı bir şey. Dışarıdan böyle iyi görünüyor ama içine girdiğin zaman çok kötü bir şey yani. Zor zor. Çok zor bir şey. Eksileri, aşırı derecede eksileri var. Onu söyleyeyim. Artıdan da çok eksileri var. Birkaç artısı var. Bak birkaç artısı var diyorum. Gerisi eksi. Yani aile ortamı az yani. Biraz aza iniyor. Böyle söyleyeyim. Diyeceklerim bu kadar. Kendi düşüncemi, fikrimi sundum ben size. Aklımdan böyle bir konu da geçti. Konuların hepsini yazdım kağıdı kaleme. Dedim sizlerle ne paylaşsam samimi bir şekilde. İlk konum bu. Bunu paylaştım. Ünlü ve şöhret olmanın bedeli çok ağırdır. Bunu şimdiden söyleyeyim. Beğendiyseniz beğenin, abone olun. Yorum altına yazın ki ne çekmem gerektiğini ben bir sonraki videoda bakayım. Çekeyim yani sizler için. Ciklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın dostlar.